Osmanlı'nın son yüzyılıydı. Asrın başından sonuna gelinceye kadar o kadar çok olay yaşandı ki tarihin akışı değişti. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ve 1800'lü yıllardan sonra yavaş yavaş dünyada imparatorluklar dönemi sona ermekteydi. Bu ne demek? Yani imparatorluklar tarih sahnesinden çekiliyor, yıkılıyor, yerine yeni ulus devletler kuruluyordu. Bu sebeple 1870'ten sonra doğanları savaş meydanları ölüm ve gözyaşı bekliyor. Cepheden cepheye koşacak genç Türkler. Bir ucu Irak'a, öteki ucu Balkanlara kadar uzanan koca coğrafyada bir o tarafa, bir bu tarafa koşacaklar. Yanıp yıkılan ülke topraklarını kurtarmaya çalışacaklardı. İşte bu koca imparatorluk topraklarını savunmak ve korumak zorunda olanlardan biri de binbaşı Hüseyin Avni idi. Sıradan, sade bir Karadeniz ailesinin çocuğu olarak Berlin Anlaşması'ndan iki yıl önce 1876'da dünyaya geldi. O doğduğunda Balkanlar yavaş yavaş ısınıyordu. Berlin Anlaşması, Sırp, Yunan, Bulgar ve Makedonya anlaşmazlıklarını çözememişti. Osmanlı zor günlere doğru yol almaktaydı. İşte böyle bir ortamda Hüseyin Avni Doğu Karadeniz'de küçük bir kaza olan Trebolu'nun Yeniköy mahallesinde dünyaya geldi. Yaşadığı döneme bakıldığında orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak doğmuştu. Babası Amasya eşrafından, yazıcı oğullarından Emin Efendi'ydi. Okumuş, yazmış, mürekkep yaramış bir muallim yani öğretmen bir kişiydi Emin Efendi ve medrese hocasıydı, Sıbyan Mektesibiydi, diplomalı bir kişiydi. Yani o dönemde diplomalı olmak çok önemli bir şey çünkü okuma yazman neredeyse yüzde bir olduğu, beş olduğu yıllardı. Yani çok büyük bir okur yazar kitlesine sahip değildi maalesef. Çünkü okul çok ihtiyaç olarak görülmüyordu o yıllarda. Ve dolayısıyla da herkes okumayı değil çünkü tam bahçesinde, bağında bahçesinde çalışmayı seçiyordu. Hüseyin Avni'nin annesi de Tirebolu'nun eşraflarından yine Yanık oğullarından Mehmet Kaptan'ın kızı Kadın Hanım'dı. Kadın Hanım'la Emin Efendi bir müddet sonra birbirinden ayrılıyor ve Hüseyin Avni büyük ihtimalle Şehirde kalıyor çünkü Emin Efendi bugün Esbiye'ye bağlı olan o gün Trebolu kazasının bir köyü olan Kuru Geriş köyünden evlenme, evleniyor ve oraya yerleşiyor. Ama Hüseyin Avni'nin eğitiminde babasının rolü oldukça önemlidir. Kendi akranlarına göre şanslı sayılırdı. Çünkü babası öğretmendi. Nitekim okuma yazma öğretimine onunla başladı. Alfabeyi, hesap yapmayı babasından öğrendi. Bu sayede ilkokulu hızlıca geçti. Ardından o günkü adıyla Rüştiye'ye yani ortaokula gitti. Okulu bitirdiğinde bilgi becerisi artmıştı. Bunun üzerine hemen kendisine çalışıp gelir getirecek bir iş bulundu. Trebolu özel idare bürosunda çalışmaya başladı. Ancak bu durum onu tatmin etmedi okumak ve yükselmek istiyordu. Nitekim o günlerde Trebolu kazasının bağlı olduğu Trabzon sancağında liseye gitmeye karar verdi. 1893 yılında Trebolu'dan ayrılmak zorunda kalıyor Hüseyin Avni Bey. Okula gitmesi gerekiyor. Dönemin en iyi okullarından birisi olan Trabzon idadesinde eğitim hayatına başlıyor. Burada 5 yıl geçiriyor. 5 yıl sonra başarıyla, üstün başarıyla mezun oluyor. Ancak Hüseyin Avni bununla yetinmedi. Aklı askeri okullardaydı. Kararını verdi ve babasının da onayıyla yola koyuldu. Bunun için en büyük şansı bir liman şehrinde doğmuş olmasıydı. O günlerde il merkezi Trabzon'dan İstanbul'a çalışan vapur seferleri vardı babası Emin Efendi, Hüseyin Avni'yi tek başına tanımadığı koca İstanbul'a gönderecek değildi. O da diğer hemşerileri gibi yaptı, Trebollu hemşerilerinin gözetiminde sıkı tembihlerle İstanbul'a gönderdi. İstanbul'da Heybeliada Ticaret Bahriye Mektebi'ne kaydoldu. Ancak o denizci olmak istemiyordu. Deniz Harbiye'de 3. sınıfa kadar okuduktan sonra bir dilekçe vererek Kara Harp Okulu'na müracaat etti. Kendi anlattığına göre, Özel bir komisyon tarafından sınava tabi tutuldum. 13 Mart 1899'da bu sınavı kazanarak, Pangaltı Mektebi Harbiyesi'ne dahil oldum. Okul 600 mevcut Ben kendi grubum içinde 3 yıl üst üste 40. oldum. Ve nihayet piyade teğmen olarak, 2 Şubat 1901'de mezun olup kış dayı hazır hale gelmişti. Sırada ilk görev yerine gitmek vardı ancak gelecek günler onun için hiç de kolay olmayacaktı. Hüseyin Avni ilk göreve atandığında Balkanlar kaynıyordu. Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda gelişip güçlenmiş ve devlet gücü kazanmıştı ama ne hazindir ki Yine Balkanlardan batmaktaydı. Sırplar, Yunanlılar, Karadağlılar ve Bulgarlar özellikle Rusların desteğiyle Osmanlı'ya baş kaldırma çabasındaydı. Başta Rusya olmak üzere Avusturya satranç tahtasında oyun kurmakta, fillerini ve piyonlarını siyasi gelişmelerle öne sürmekteydi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Osmanlı devleti siyasi çekişmelerle için için kaynamaktaydı bir tarafta iddiatçılar, öbür tarafta hürriyet ve itilafçılar iktidar kavgasındaydılar. Ama onların savaşı sadece iktidarla sınırlı değildi. Kavganın asıl kötü tarafı asker ocağında da devam ediyor olmasıydı. Siyaset yetmezmiş gibi ordunun içi de kaynamaktaydı. ...alaylı mektepli subay çekişmeleri kimi zaman birbirlerine silah çekmeye kadar varıyor. Takvimler 1901 yılı 2 Şubat'ını gösterdiğinde... ...Hüseyin Avni ilk görev yeri olan 3. Ordu Selanik 17. Redif Fırkası Kumandanlığı kalemine atandı. Bundan sonra görev yeri aynı ordu içinde değişecek ve 4. Menlik Taburu 2. Bölük Kumandanı olacaktı. Artık kaynayan Balkanlarda eşkıya takibindeydi. 1903 yılında Rumeli'de e, Bulgar ve Rum çetelerine karşı çok çetin bir mücadele veriyor. Burada kendini ispatlıyor. Daha askerlik mesleğinin ilk yıllarında çok büyük bir e, başarıya imza atıyor. Müşir İbrahim Paşa'nın takdirini kazandınız. Paşamız, mülazım Hüseyin Avni'yi, dördüncü dereceden, Mecidi nişanı ile ödüllendirmiştir. Kendisini, tebrik ediyorum. Aynı yıl, üst rütbesine de yükselen Hüseyin Avni, görev yaptığı fırka içinde bu defa, 120. alay, 4. İpek taburu, 4. bölüğe atandı. Hüseyin Avni'nin Balkanlardaki başarısı bununla kalmadı. Takvimler, 1905 yılını gösterdiğinde bu defa 100 kişilik bir Yunan çetesini bir manga jandarmayla tamamen yok etmeyi başardı. Bunun üzerine binbaşı Menlikli Tayyar Bey tarafından takdirle ödüllendirildi. Bu başarısını jandarma olarak kazanmıştı. Hüseyin Avni'nin şöyle bir özelliği daha var. Sınıf değiştiriyor. Haritaya geçiyor, jandarma oluyor, Efendim, söyleyeyim? Piyade oluyor. Piyade olarak başladı. Jandarma olarak devam ediyor. Daha sonra da e, harita bölümünde görev alacak. Haziran'ın 7'sinde yüzbaşı oldu. 5. Grenave taburuna bölük kumandanı olarak atandı. Tabi 14 Şubat e, 1909'da bir problem yaşıyor alay komutanıyla Hüseyin Avni Bey. Bundan dolayı da e, oradan istifa ediyor, e, sınıf değiştiriyor. Üçüncü ordu nizami alaylarına misafir olarak e, yerleşiyor. Hüseyin Avni'nin alay komutanıyla kavgasından çok değil 8 ay önce İstanbul'da darbe olmuş ve ülkede rejim değişmişti. 13 Temmuz 1908'de meydana gelen olaylarla birlikte Türkiye ikinci meşrutiyet yönetim şekline geçmişti. Ancak... Devletin tepesi karışıktı. İkinci meşrutiyeti ilan eden İttihat ve Terakki Partisi ile Hürriyet ve İtilaf Partisi arasında gerilim sürüyordu. Öte yandan darbeyi yapmakla birlikte iktidarı tam olarak ele almamış olan İttihatçılar değiştirdikleri iktidarı yönlendirmek istiyordu. Buradan doğan iktidar mücadelesi sonunda sokak hareketlerini doğurdu. 1909 yılı gerçekten de e, ülkeyi kara kara düşündüren yıllar. İttihat ve Terakki'nin e, İttihat ve Terakki cemiyetinin getirmiş olduğu dışarıdan avcı taburları var. Bunlar meşrutiyeti korumak için getiriliyor normalde. Ancak e, aynı yıl içerisinde 31 Mart vakası olan olarak tarihe kaydedilmiş olan vakayı gerçekleştiriyorlar, isyanı gerçekleştiriyorlar. Bu ayaklanmayı da yine çok mucizevi bir şekilde yine karşımızda Hüseyin Avni Bey yiğit bir Türk, yiğit bir Çepin evladı. Ee, onun katkılarıyla büyük destekleriyle bu ayaklanma bastırılıyor. Kendisi Selanik'te hemen harekete geçiyor. Harekat ordusunun içerisinde yer alıyor ve bu jandarmadan eskiden tanıdıkları arkadaşlarıyla birlikte Harekat ordusunun dördüncü kuvvetini oluşturarak İstanbul'a geliyor. Ve ayaklanma son derece başarılı bir şekilde bastırılıyor. Tabii, e, bu arada jandarma olarak devam eden Hüseyin Avni Bey e, Kasımpaşa Jandarma Bölük Komutanlığı'na getiriliyor. Ardından hemen 1910 yılında da İzmit e, Jandarma Bölük Komutanlığı'na getiriliyor. Daha sonra da e, Harbiye Nezaretinin Harita Komisyonu'nda görev alıyor. İtalyanlar 12 adaları işgal etmişler, başkent İstanbul'u tehdit etmekteydiler. Diğer taraftan Rusya'nın Balkanlar'da ince hesapları vardı. Avusturya ile anlaşamıyordu. Ayrıca Sırplarla birlikte olup burada hakimiyet kurmak istiyordu. En önemli gizli planı da Boğazları ne yapıp edip ele geçirmekti. Türklere her şey yolundaymış gibi teskin edici sözler söylense de aslında durum hiç de öyle değildi. Türkiye'nin o günkü başkenti İstanbul ise tabir yerindeyse siyasi gelişmeleri okumaktan acizdi. Ayrıca iç çekişmeler siyasi rekabet yerine düşmanlıklara dönüşmüştü. Sonunda Osmanlı'nın korktuğu şey başına geldi. Birleşmez sanılan Yunanlılar, Karadağlılar, Bulgarlar ve Sırplar birleşti. Osmanlı Devleti'ne bağımsızlıklarını tanıması için nota verdi. Bu açıkça savaş ilanıydı. Kısacası 8 Ekim 1912 bir facianın başlangıcıydı. Osmanlı Devleti hazırlıksız yakalandı. Bulgar orduları Edirne'yi yakıp yıktı, taş taş üstünde bırakmadı. Yetmedi, İstanbul'a kadar ilerledi. İşte bu facianın bir yerinde vatanı, milleti ve devleti savunanlar arasında Hüseyin Avni de vardı. Albay Halil Nasır kumandasındaki 8. alayda bölük kumandanı olarak İstanbul'un hemen yanı başında Çatalca önderine kadar gelen düşmana karşı Murat Bey ve Lahnaköy bölgelerinde savaştı. Önemli taarruzlarda bulundu. Savaş bittikten sonra 1913'te yeniden harita komutanlığındaki görevine döndü. Hüseyin Avni'nin hayatının akışına bakıldığında sırada Birinci Dünya Savaşı vardı. Bu savaş, büyük güçlerin çıkar çatışmalarını, Avrupa haritasının yeniden çizilecek olmasının yarattığı derin acıları anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'yla imparatorluklar devri dünyada sona erdi. Sadece Osmanlı değil, Osmanlı'nın dışında dünyada ne kadar imparatorluk varsa hepsi tarihteki yerini aldı. Bunun Osmanlı da bunlardan biri. İşte bunlardan biri Çarlık Rusyası, bir diğeri Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Ama sanayi devrimi ile beraber üretim arttı batıda teknoloji gelişti, fabrikalar üretim yaptı ve sömürgecilik dönemi başladı. Almanya ile Fransa arasında kriz vardı zaten o dönemde. Bir de İngiltere-Almanya rekabeti vardı. Bir de Afrika'nın paylaşılamaması var. Ee, buradan hareketle de Osmanlı geçiş güzergahında. Hem yani Balkanlar zaten kaybettik ama efendime söyleyeyim Anadolu'da böyle. Hicaz'da böyle. Yani Afrika'ya geçiş güzergahında Kısacası Osmanlı var. Osmanlı devletini bertaraf etmeden ticaret yolları açılamaz ve batı istediği noktaya gelemezdi. Birinci madalyonun birinci yüzü bu ikincisi de bunlar kendi arasındaki rekabette bölüşümü yapamazlardı. Rusya'nın da maçları vardı. O da İstanbul'a ve boğazlara hakim olup sıcak denizlerinip dünyayı yönetmek istiyor hakim güç haline gelmek istiyor. Stratejisi bu. Şimdi bu güçler savaşı içerisinde Osmanlı Devleti de varlığını devam ettirmek istiyor, ayakta kalmak istiyor, yıkılmak istemiyor. Ne tutabilirse elinde tutmak istiyor. Bu dönümde saflar ve kartlar dünyada karıldı. Biz Almanlarla birlik olmak zorunda kaldık. İngilizler zaten bizi kabul etmediler ve Ruslar da sırtları ve diğer Ortodoksları ki Yunanlıları desteklediler ve nihayet bahane 28 Haziran 1914'te ortaya çıktı. Habsburg Veliaht Prensi Saraybosna'da bir suikast sonucu öldürüldü. Avusturya olaydan sırt gizli servisini suçlu gösterdi ve Bergrat'a ultimatom emrini verdi. Derken bir ay sonra tetiğe bastı. 28 Temmuz 1914'te savaş ilan etti. Osmanlı Devleti Almanlarla ittifak kurmuştu. Almanlar öncelikle Rusları bertaraf etmek istiyordu. Urallardan, Kuzey'den, Polonya'dan itibaren Rusya'ya girmek. Bir diğer de Kafkaslardan Türkiye'yi de işin içine katarak Rusya'yı köşeye sıkıştırmak istiyordu. Onun için bir an önce Osmanlı Devleti savaşa girsin istiyordu. Osmanlı Devleti'nin savaşa nasıl girecekti peki? İşte o günlerde Osmanlı Devleti'ne iki tane gemi adını onun biliyorsunuz değil mi? Goben ve Breslau. Bu Goben ve Breslau gemisinin adını biz aldık değiştirdik. Ne dedik onların adına? Yavuz ve Midilli. Bu Yavuz ve Midilli gemisi gitti ki Almanlar acele ediyordu demiştik demin. Çünkü kuzeyden Ruslarla zaten savaşıyorlardı, başarılar da elde ediyorlardı. Güneyden de Türkler sıkıştırsın istiyordu. Enver Paşa'nın da amacı Türk-İslam Birliği kurarak e, imparatorluğu güçlendirmek istiyordu. Her ikisine de Türk bayrağı çekildi. Karadeniz'e açıldığında hedef belliydi. Çok geçmeden Odessa'daki Rus limanlarını bombaladı. O bombalama birkaç yıl sonra Osmanlı'nın sonunu getirecekti. 1 Kasım'da Rusya, 5 Kasım'da da İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Savaş, 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti'nin teslim alınmasıyla son bulacaktı. Adına Harbi Umumi dediğimiz Birinci Dünya Savaşı'nda Hüseyin Avni Kafkas cephesindeydi. 3. Ordu Menzil Müfettişliği Emir Subay Yardımcılığı göreviyle Erzurum'a gönderildi. Birkaç ay sonra Doktor Bahattin Şakir Bey'in teşkilatı mahsusasına geçerek Tavusker Tabur Komutanı oldu. Ruslarla ilk karşılaşmasında tam bir başarı sağladı. Oltu ve Çatak taraflarında Pancirot muharebelerinde bir Rus taburunu bütünüyle imha etti. 1915'e gelindiğinde Ergenis müfrezesi kumandanlığına atandı. Enver Paşa'nın kumandasında Sarıkamış'ta donarak şehit olan askeri kayıpların ve yenilginin etkisi sürmekteydi. Hüseyin Avni müfreze kumandanı olarak başta Ergeniş, Yusufeli, Koçumboğazı, Başkurt Deresi, Kop, Masat, Madenhanları ve Asum Kanları denilen onlarca yer ve bölgede kar kış demeden Ruslarla ölümüne savaştı. Öyle ki ayakları donma noktasına geldi. Tedavi için cepheden bir müddet ayrılmak zorunda kaldı. Ermenilere yönelik olarak düzenlemiş oldukları ileri harekatta yaralandığı sırada ayakları donmuştur. Zira ağır kış şartları vardır ve kendisi askeri ile beraber omuz omuza çarpışmış, mücadele etmiş, ve ayakları donmuştur. Ve bu esnada Erzurum'a tedavi için gelmiştir ve dönemin ünlü dergisi olan Türk Yurduna da şöyle bir yazı yazmıştır. Bu yıl epeyce cenk ettim. Cenk ederken ayaklarımı dondurdum. İyiletmek üzere Erzurum'a geldim. Şimdi ayaklarım iyileşti. Yine cenkleşmek üzere kavga yerine gidiyorum demiştir. Bu cenk daha birkaç yıl sürecekti. Üstelik Sarıkamış yenilgisinin üstünlüğü hala Rusların elindeydi. Hüseyin Avni 10 Temmuz 1915'te hatıra defterine şunları yazacaktı. Ruslar kolik, incat, Ergenis tepelerinde şiddetli taarruz yaparken Rus taarruzunu önledimse de maalesef kolik sırtları onlar tarafından işgal edildi. İki gün sonra karşı taarruzla yine zapt ettim. Ruslara bin kadar zayiat verdim. İki mitralyözle hayvanlarını ele geçirdim. Kumandanım Halit Bey'dir. Bu savaş bir ileri iki geri şeklinde süren bir mücadeleyle devam etmekteydi. Ancak Türk ordusu kısmi başarılar kazansa da geri çekilmekteydi. Nitekim 16 Şubat 1916 günü Erzurum Rusların eline geçecekti. Bunun üzerine Mahmut Kamil Paşa görevden alınacak, yerine Çanakkale'de başarılar gösteren Vehip Paşa getirilecekti. Bayburt savunmalarında Hüseyin Avni Bey, Kop Dağları'nda yaşanan sert muharebelerde Ruslarla göğüs göğüse harbettiğini belirtiyor. 1916 Haziran ayının 7'sine gelindiğinde kıdemli yüzbaşılığa terfi eder. Bu başarı devam edecektir. Çünkü savaş alanlarında göz dolduran başarılar elde etmiştir. Nitekim Temmuz 1916'da kıdemi üç yıl yükseltildi. Bunun anlamı binbaşı olacak demekti. Aynı yıl Eylül ayının on dördünde binbaşı olur. Artık daha büyük birlikleri yönetebilecektir. Sırada tabur komutanlığı vardır. 14 Aralık geldiğinde hücum taburu komutanı olarak atanır. Hücum taburunun başarısı da ödüllendirilir. Hüseyin Avni Bey, Avusturya-Macaristan hükümeti tarafından taltif edilerek meziyete askeriye e, nişanı alıyor. O dönemlerde e, gerçekten gözde bir isim. 2. Kafkas Kolordu e, kumandanı Fevzi Paşa'da kendisine üstün başarılarından dolayı e, Kırmızı Kurdelalı Harp Madalyası veriyor. 1917'de ise yine Hüseyin Ani Bey 9. fırkaya bağlı hücum alayı kumandanı olarak vatan savunmasına devam ediyor. Aynı yılın Ağustos ayı sürecinde de Harşit cephesinde alay kumandanlığı vekaletine getiriliyor. 1917 yılı Kafkas cephesinde önemli bir dönem geçti. Ruslar Trabzon'u da işgal etmişler ve nihayet Hüseyin Avni'nin doğduğu şehrin kapısına dayanmışlardı. Trebola Harçit savunması için strateji belirleyen alayların birinin başında da Hüseyin Avni vardı. 110. Alay kumandanıydı. Takvimler Ağustos ayını gösteriyordu. Rusya'da gerçekleşecek Ekim devrimine sadece iki ay ancak vardı. Ruslar Harşit'te tıkanıp kalmışlardı. Bu sebeple Harşit savunması büyük çarpışmalara sebep oluyordu. Ruslar kala kalmış, ilerleyemiyordu. Sanki tarih Ruslara buraya kadar, burası son durak der gibiydi. Nitekim öyle oldu. Rusya'da 1917 yılı Ekim ayının 17'sinde Bolşevik devrimi oldu ve Çarlık yönetimi sona erdi. Bolşevik Rusya, Aralık 1917'de Türkiye ile Erzincan mütarekesini imzaladı. Rus ordusu ülkesine dönecekti. Yeni rejim ülkeye hakim olabilmek için dışarıda güç bırakmak istemiyordu. Lakin tehlike bitmemişti. O güne kadar Ruslarla birlikte işgal harekatına katılan Ermeni kuvvetleri boş durmayacaktı. Boşaltılan topraklara yerleşmeye ve mezalimi sürdürmeye çalışacaktı. Bu sebeple Türk ordusu Kafkas ileri harekatını başlattı. Bu harekatla Türkler geri çekilen Rus kuvvetlerini takip etmekteydi. Hüseyin Avni, ey başlayarak 15 Şubat 1918'de Vakfı Kebiri, 17 Şubat'ta Akçabat'ı ve nihayet 24 Şubat 1918 Pazar günü Trabzon'u işgalden kurtarış harekatına katıldı. Ardından Trabzon Mevkii Kumandanlığı'na getirildi. Durmak zamanı değildi. Takip 2 Nisan 1918'de Çayeli'nin geri alınışına kadar sürdü. Hüseyin Avni Bey, Çayeli'nden sonra 123. Alay Kumandanlığı görevini de yüklendi. Böylece, 110. ve 128. alayların kumandanı olarak görevlendirildi. Bundan sonra Ardahan, Kars, Çıldır, Ahıl bölgesine hareket etti. Genelkurmay'ın verdiği görev doğrultusunda burada yerel yönetimleri ve milis güçleri teşkilatlandırdı. Mahalli hükümetlerin kurulmasına katkı sağladı. Burada yaptığı görevlerdeki başarısından dolayı gümüş liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. Yeni görevi de değişti. Üçüncü fırkanın sekizinci alay kumandanlığına getirildi. Ekim 1918'e gelindiğinde Irak ve Suriye cephelerinde Arap-İngiliz işbirliği karşısında Osmanlı ordusu yenilmişti. Bunun üzerine Epey kayıp veren ordumuz geri çekilmek zorunda kalmıştı. Tarihler 1918 Ekim'in 30'unu gösterdiğinde artık teslim olacaktı. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak yaklaşık 600 yıl süren imparatorluğa veda edecektik. Mütarekeden sonra Hüseyin Avni Kafkas ordusundaki görevinden istifa etti ve eski harita dairesindeki görevine döndü. Lakin Osmanlı Devleti'nin yenilmesiyle her şey bitmemişti. Başkent İstanbul İngilizler tarafından işgal edilmişti. Çeşitli cephelerde epi tecrübe kazanmış bu asker başkent İstanbul'daki gelişmelerden rahatsızdı. 1919'un Mayıs'ında Anadolu'ya tayin istedi. Önce Pazar Askerlik Şube Başkanlığına, ardından da aynı görevle 20 Eylül 1919'da Rize'ye tayin oldu. Bütün bunlar olurken Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmiş, Amasya Tamimi yayınlanmış ve Erzurum Kongresi toplanıyordu. Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Karadeniz karışıktı. Önce Rusya Ardından Yunanistan yerli Rumları bir iç düşman olarak sürekli beslemekteydi. Pontusçuluk adı altında örgütlenen Rumlar, Ortodoks Hristiyanlara esas alan ayrılıkçı siyasi bir faaliyet içindeydiler. 19. yüzyılın sonlarında özellikle İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen siyasi etnik kültürel bir faaliyetti bu. Her ne kadar 19. yüzyıldan bahsetsek de biz daha çok Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonraki süreçte yoğunlaştığını görebiliyoruz. Özellikle Samsun Havalisi'nde Bafra kısmındaki Nebian köyünde ciddi bir örgütlenmeleri olduğunu görebiliyoruz. Burada büyük ihtimalle tarihsel kökenden kaynaklı olarak ve Rum nüfusunun da burada fazla olmasından kaynaklı olarak muazzam bir Rum çetelerinin toplandığını görüyoruz ki kaynaklar muhtelif ama sayıyı 6000 ile 25 bin arası gösteren kaynaklar da var. Ve burada ciddi anlamda çetecilik faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Bunun içerisinde Yunan destekli, bunun içerisinde Rum metropolitinin desteklediği örgütlenmeler de var. Ortodoks Hristiyanlığı mezhebini de kullanarak ki daha önceden zaten Yunanistan bu ki onlar da Ortodoks oldukları için bu Rumları kullanmışlar. Osmanlı döneminde işgal öncesi e, Türklere arkadan vurmak, kendi içinden vurmak ve iç destek bulmak amacıyla onları zaten kullanmıştı. Şimdi sırada Yunanistan vardı. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgaliyle başlayan Yunan işgali hem Karadeniz'de hem Giresun'da telin edilmişti. Yani protesto edilmişti. Daha sonra e, 15 Mayıs bunu hiç atlamamak ve unutmamak gerekiyor. 15 Mayıs büyük bir üzüntü. Türkiye için, Türkler için, Türklük için, Türk dünyası için çok büyük bir kaos, acı, hüzün. 15 Mayıs'ta İzmir işgal edilince hemen ilk tepkiler Giresun'dan geliyor. Mitingler düzenleniyor. Işık gazetesi o meşhur başlığını atıyor. Hayat için için, hayat için ışık Neyse Türklük için İzmir odur. Işık gazetesi o gün diyor ki göklerden dağlar yağsa, dağlardan kanlı volkanlar fışkırsa, deniz taşsa da karayı tufan bolsa Türklüğe ve İslam'a bu kadar etki etmezdi. Diyor. Pontus faaliyetleri karşısında önce 12 Şubat 1919'da Trabzon'da bir hafta sonra da ilçesi durumunda olan Giresun'da müdafaa hukuk dernekleri kuruldu. Cemiyetin Giresun Şubesi Dizdarzade Eşref Bey başkanlığında öğretmen Niyazi Tayyip, Doktor Ali Naci Duyduk, Mühendis İbrahim Hakkı ve hukuk öğrencisi Etem Nazif'ten oluşmaktaydı. Nuri Ahmet'in Işık, Doktor Ali Naci'nin Karadeniz gazeteleri cemiyetin sesiydi. Hüseyin Avni Bey, 1 Ocak 1920'de Giresun'un askerlik şube başkanlığı görevine atandı. Aynı zamanda kaymakamlık vekaletini de yürütmekteydi. Giresun'da bulunduğu süre içinde pek çok faaliyette bulunacaktı. Öncelikli işlerden biri müdavvayı hukuk yöneticileriyle bağ kurmak, ikinci önemli işi de Milis Binbaşı Osman Ağa ile milli mücadeleyi Giresun'da organize etmekti. Özellikle Pontus çetelerine, ve Yunan-Rum gizli servislerine karşı bölgedeki milli hakları savunmak gerekiyordu. Hüseyin Avni askerliğinin yanında fikir adamıydı. Şimdi özellikle Yunanistan destekli olarak işte etniki Eterya'dan Kordos'a işte Yunan Kızıl Haçı'na kadar ki örgütlemelere baktığımızda bölgeye bir Rum nüfus taşıdıklarını ve bölgedeki Rum nüfusu çoğunluk olarak göstermeye çalıştıklarını görebiliyoruz. Öte yandan bölgedeki özellikle Türk köylerine yapmış oldukları ani baskınlar, ani saldırılar, bu çete faaliyetleri sonrasında hayvanından tutun insanına kadar ciddi anlamda katliamlar gerçekleştiren bu Rum çeteleri bölgedeki nüfusu azaltarak kendilerinin uluslararası alanda haklı bir davaları olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır. İşte tam bu noktada Giresun'da milli basın önemli işlev üstlendi. Osman Ağa Gedikkaya gazetesini kurdu. Işık gazetesi müdafai hukuku sahiplenerek psikolojik harekata karşı halkı bilgilendirdi. Bu arada Hüseyin Avni Trabzon Laz mı Türk mü adıyla cep kitabı yayınladı. Aynı şekilde halkın kültüründe önemli bir yer tutan Otçu Göçü kitapçığını yazdı. Bu kitaplar yüzlerce sayıda basılarak halka dağıtıldı. Türk Ocağı tarafından İstanbul'da çıkarılmakta olan Türk Yurdu dergisine gönderdiği yazılarla bütün ülke kamuoyunu bilgilendirdi. Giresun'da yayınlanan gazetelerde de yazılar kaleme aldı. Hüseyin Avni Bey bu çabalarıyla iyi bir asker olmanın ötesinde Yazar Aydın olarak Türk milletinin menfaatlerini korumak için çok çalışan insanlardan biriydi. Pek çok kimse onu Hüseyin Avni Alpastan olarak bilir. Yazılarının çoğunda Alpastan adını kullanmaya özen gösterirdi. Askeri açıdan en önemli başarılarından biri de Giresun Gönüllü Alaylarının kurulmasına yaptığı katkıdır. Önce gönüllü üç taburdan oluşan Giresun Nizami Alayı'nı kurdu. Ocak 1921'de bu alayın komutanlığına tayin edildi. Hüseyin Avni'nin kurduğu Giresun Nizami Alayı'na Alpaslan grubu denildi. Alay ileride 42. Gönüllü Alayı adını alarak Sakarya Savaşı'na katılacaktır. Bundan sonra Osman Ağa'nın komuta edeceği Giresun 47. Gönüllü Alayı'nın kurulmasına katkı sağladı. Osman Ağa ile birlikte Müdafaa-i Hukuk Derneği'nin çabalarını Kurdoğlu Mustafa Zeki gibi her iki alayında imamı ve müftülüğünü yapmış olan kimseleri bu çabaya ilave etmek lazım. Hüseyin Avni'nin 42. Giresun Gönüllü Alayı, Samsun'da bulunan 15. daha sonra 10. tümene bağlı olarak görev yapıyordu. Ankara'dan Sakarya Savaşı'na çağrıldığında yaklaşık 1073 kişilik alay Giresun'dan 16 Nisan 1921'de Ümit vapuruyla yola çıktı. Samsun'a vardıklarında durum oldukça karışıktı. Halk Pontus çetelerinden kan ağlamaktaydı. Köyler basılıyor, mallar yağmalanıyor, toplu katliamlar yapılıyordu. Samsun, kurmayı hayal ettikleri Pontus Devleti'nin başkenti olarak görülüyordu. Samsun'daki bu durum üzerine 15. Kolordu kumandanı ve halkın ileri gelenlerinin isteğiyle Pontus çeteleriyle mücadele başladı. Balkanlardaki isyancı çeteleri bastırmada kazandığı tecrübeyle kısa zamanda sayıları binleri bulan Pontus çetelerini darmadağın etti. Özellikle 28 Mayıs'ta Çarşamba Havalisi'nde yapılan çok şiddetli çatışmalarda kolundan yaralandı ama Pontus çetelerini darmadağın etmeyi de başardı. Bu arada aynı zaman diliminde başında Osman Ağa'nın bulunduğu 47. Giresun Gönüllü Alayı da Pontus'un kalbi sayılan Merzifon Amerikan Koleji'ni basarak evraklarına el koydu. Osman Ağa, Koçgiri isyanının bastırılmasında görev almış, merkez ordusuyla isyanı bastırmışlardı. Sakarya Savaşı öncesi, Türk ordusunun arkası artık sağlamdı. Şimdi en kısa zamanda cepheye varmaları gerekiyordu. 20 Ağustos 1921 günü Ankara'ya vardıklarında Sakarya Savaşı başlamak üzereydi. Üç gün sonra sabahın ilk ışıklarıyla Yunan ordusu taarruza başladı. Akşama doğru Mangal Dağı Yunanlıların eline geçti. Türk ordusu hesapta olmayan bir yerden saldırıya uğramıştı. Mangalda 130 kilometrelik Sakarya hattının Ankara'ya en yakın yerinde bir dirsek gibiydi. Dönüldüğünde Ankara elinizin altında sayılırdı. Maraş'tan çağrılan kolordu binbir güçlükle Mangal Dağı savunmasına getirilebilmişti. Derken savaşın en şiddetli olduğu, ve Türbe Tepe'nin düştüğü sırada 42. Giresun Gönüllü Alayı tam dinlenemeden savaşın ortasında kendini buldu. İkinci kolordu dördüncü tümende görevlendirildi. Mangaldağ eteklerinde mevzilendi. Mangaldağ savaşları tam bir ölüm kalım savaşıydı. Tepeler sık sık el değiştiriyordu. Düşman Haymana'ya varmıştı ve Haymana Ankara'nın bir parçası gibiydi. Meclis hareketlendi. Kimi milletvekilleri Kayseri'ye taşınmayı isterken kimi gerekirse ölmeyi Kayseri'ye başladı. 22 gün 22 gece sürecek bu kanlı ve boğaz boğaza savaşta Hüseyin Avni Giresun birlikleriyle tepeleri ele geçiriyor kaybediyor yine ele geçiriyordu 26 Ağustos günü en kanlı çarpışmaların en ucunda Giresun Birliği vardı. 27 Ağustos'ta sabahın ilk ışıklarıyla kaldığı yerden devam etti. 28 Ağustos'a gelindiğinde 42. Giresun gönüllüleri Haymana'da gök göz mevkiinde düşmana büyük zayiat verdirse de kendisi de çok büyük hasar aldı. O gün 42. Alay, kurucusu ve kumandanı Hüseyin Avni ile aynı kaderi paylaştı. Hüseyin Avni Bey, bir şarapnel parçasıyla ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alaysa neredeyse tamamen yok olma durumuna gelmişti. çoğu da çocuktu, çocuk denilecek yaşta. Hacı kiminin hatta bıyığı bile bitmediği söylenen e, gençler var onların arasında. Ve onların hepsi şehadet şerbetini içti. Yani geriye 84 kişi falan kaldı. Hatta subayları bile kalmadı diyebiliriz. Ve iki gün sonra 30 Ağustos 1921 Salı günü hastaneden acı haber gelir. Hüseyin Avni Bey şehit olmuştur. Onlar zor olanı başarmışlardı. Hüseyin Avni, namı diğer Alpaslan, kısa ömrünün 20 yılını savaşlarda geçirdikten sonra 45 yaşında şehit olmuştu. Mezarı, ölümünden 95 yıl sonra Ankara'nın Haymana ilçesi Kantarcı köyünde bulundu. Söylentilere göre Köyün erkekleri cephede olduğundan mezarını kadınlar kazmıştı. Ne diyor Arif Nihat Asya şiirinde? Sarsarak köprüleri devler geçti bu yollardan dudaklarında hun türküleri. Sağa sola ileri devler geçti bu yollardan kaldı ayak izleri.